الله قادر ومتلطر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. Unzur kayfe Allah'ın size üstünüzden gökten veya ayaklarınızın altından yerden bir azap göndermeye ya da birbirinize düşürüp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya gücü yeter bak anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz En'am suresi 65. ayet. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki, Habibim de ki, Allah isterse gökten size azap yağdırır. Bazen trafikte seyrederken veya sokakta yürürken dolu yağıyor. Şoförler arabaları durduruyorlar, kenara çekiyorlar. Camlar patlayacak diye korkmaya başlıyorlar. Allah Celle Celaluhu isterse, yukarıdan size azap gönderir. Veya ayağınızın altından, yerden size azap gönderir. Sallar yeryüzünü. Deprem mi oldu, fay mı patladı dersiniz. Ne derseniz deyin, alttan azap gönderir, isterse üstten. ister alttan azap gönderir. Kararı kendisi verir. Yetmedi, devamı var. Allah Celle Celaluhu isterse sizi gruplara böler, bir kısmınız bir kısmınıza düşman olursunuz, anarşi ve terör meydana gelir, birbirinizi öldürmeye başlarsınız. Bu da Allah'ın azaplarından bir azaptır. Irak'ta, Suriye'de meydana geldiği gibi, bizim ülkemizin bir bölgesinde de bunun ufak bir şekli gerçekleşiyordu. Elhamdülillah, son zamanlarda bu sıkıntı yok olur gibi oldu. Cenab-ı Hak, kökünden kazıyıp yok eylesin. İslam ülkelerinde meydana gelen bu kargaşayı da Rabbim izale eylesin. Gökten azabı gönderecek olan, yerden azabı gönderecek olan, azap olarak insanları gruplara bölüp birbirine çarpıştıracak olan yalnız ve yalnız Allahu Teâlâ'dır. Başkası olamaz. Zalimler için kurtuluş yok. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. Bime kuntüm tekuleâallah hayol hakkı ve kunttum an eyeti testek birruh. Allah'a karşı yalan uydurandan, Yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken, bana da vahyolundu diyenden Ve, ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim vardır? O zalimler ölümün boğucu dalgaları içinde melekler de pençelerini uzatmış onlara haydi canlarınızı kurtarın. Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirlilik taslamış olmanızdan ötürü bugün alçaklık azabıyla cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görsen. En'am suresi 93. ayet. Kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki: Kendisine aslında hiçbir vahiy gelmediği halde insanları kandırıp bana da vahiy geldi deyip de yalancı peygamberlik iddia edenden Allah'ın indirdiği gibi, söylediği gibi ben de indirebilir söyleyebilirim. Diyenden daha zalim kim olabilir diyor. Kıymetli dostlar, şu cümleye dikkat buyurun. Şimdi biz bakıyoruz ki adam ölmüş. E, nasıl ölmüş? Hastanede ölmüş veya evinde ölmüş. Şöyle veya böyle ölmüş. Bizim görmediğimiz tarafı Allah Celle Celaluhu bize gösteriyor. Ey insanoğlu, bir gözün olsa da şimdi söylediğim tarafı bir görebilsen. Zalim olan insanlar, Allah'a haşa kafa tutan insanlar, hayatlarını günah ve haram peşinde, meyhanelerde, kumarhanelerde, isyan mahallelerinde çürüten, perişan eden insanlar, ölüm döşeğinde son nefeslerini teslim ederken onların başına gelen manzaraları bir görsen, çok çirkin bir manzara görmüş olurdun. Neymiş o manzara? Cenabı Hak perdeyi kaldırıyor ve karşılaştıkları manzarayı bize anlatıyor. Ne diyor bakalım? Melekler elleriyle ölüm döşeğindeki o zalim insanların gırtlaklarına sarılıyor ve çıkarın canınızı, çıkarın canınızı diyorlar. Ve zalim insanlar bu ağır işkence içerisinde ruhlarını teslim ediyorlar. Biz bu manzarayı gözümüzde görmüyoruz. Allah Celle Celaluhu gösteriyor bu manzarayı. Zalimlerin ruhlarını ben böyle kabzettiriyorum diyor. Artık ahirete intikal edince sizi rezil edecek, perişan edecek azapla azap göreceksiniz. Kurtuluşunuz yok diye onlara kötü bir haber verilir.''